Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Mart Çarşamba. Merhaba. Almanya'da toplu sözleşme görüşmeleri devam eden metal işçileri uyarı grevleriyle haklarını arıyor. Hamburg Finkenberde'deki Airbus işçileri de iş bırakarak pankart ve dövizleriyle fabrika girişindeki bir araya geldi. Airbus önünde yapılan eylemde konuşan İG Kuzey Bölge Başkanı Daniel Friedrich, işçiler taleplerimiz için net bir sinyal verdiler. Barış süresinin sona ermesiyle gece vardiyalarından işçiler iş bırakarak talepleri için mücadele mesajı verdiler. İstihdamı güvence altına almak ve şirketlerde geleceği birlikte şekillendirmek istiyoruz, dedi. Fave ve bağlı kuruluşları Steh ve Emden'deki Fave Group serviste de ilk uyarı görevleri yapıldı. Y-Metal Sendikası toplu iş sözleşmesi sürecinde işten atılmaların önlenmesi ve bir yıl için ücretlere yüzde dört zam yapılmasını istiyor. Metal işverenlerinin işçilerin taleplerine kabul etmemesi nedeniyle uyarı grevlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Aşla, test yap, aç. Yerine aç, test yap, aşıla politikası izleyen Almanya'da korona vakaları yeniden 9000'in üstüne çıktı. Almanya'daki sağlık daireleri RKI'ye son 24 saat içinde 9019 yeni korona vakası ve 418 ölüm vakası bildirdi. Bu da bir hafta öncesine göre yaklaşık olarak 1000 artış anlamına geliyor. RKI bir hafta önce 8007 korona ve 422 ölüm vakası olduğunu açıklamıştı. Böylece toplam vaka sayısı 2.460.039'a koronaya bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı da 70.881'e yükseldi. 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki günlük vaka sayısı 64 olarak kayıtlara geçti. Almanya'da 27 Aralık'ta başlayan aşılama kapsamında şu ana kadar toplam 4 milyon 389 bin 74 insana aşı yapıldı. Bu da yaklaşık olarak halkın %5'inin aşılandığı anlamına geliyor. İngiltere'de ise halkın yaklaşık olarak %30'u aşılandı. Esen'de son 24 saat içinde 831 insana daha virüs bulaştı aynı içinde 34 insanda hayatını kaybetti. Böylece virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5877'ye, virüs bulaşan insanların sayısı da 189743'e yükseldi. Kaselve ve çevresinde ise 34 kişiye daha virüs bulaşmasıyla virüs bulaşan insan sayısı 10335'e, bir kişinin daha ölmesiyle ölenlerin sayısı da 318'e çıktı. Kassel ve çevresinde dokuzu yoğun bakımda olmak üzere 26 kişinin hastanelerde tedavi edildiği açıklandı. Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla koronavirüs önlemlerini kademeli olarak kaldırma konusunda anlaşması bekleniyor. Basına sızdırılan taslak plana göre 8 Mart'tan itibaren iki haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçük çocuklar bu kuraldan muaf olacak. Kuaför, okul ve yuvaların ardından çiçekçi, kitapçı, dövmeci ve manükür pedikür salonları da 8 Mart'ta açılacak. Ancak vaka sayısı her 100 bin kişide 100'e çıkarsa daha sıkı tecrit önlemleri tekrar getirilebilecek. Aynı zamanda eğer vaka sayısı 100 bin insan arasında 35'in altına düşerse önlemler daha fazla yumuşatılacak. Bu ayın sonunda iki eyalette gerçekleşecek seçimler ve Eylül'de yapılacak genel seçim nedeniyle siyasiler aşılamada ve test yapılmasındaki yavaşlığa dair sorumluluğu kendi üzerlerine almamaya çalışıyorlar. Almanya'da seçimler yaklaşırken Neonazi Parti AFD üzerindeki baskı da artıyor. Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasa Koruma Teşkilatı partiyi aşırı sağcı faaliyetlerle ilgili olarak şüpheli vaka sınıflandırmasını aldı. Bu sınıflandırma partinin istihbarat tarafından resmen izlenebilmesine ve parti içinde muhbir görevlendirilebilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda aracın kullanılmasına olanak tanıyor. Karar sonrası AFD'nin tepkisi gecikmedi. B F FAO'nun tavrını skandal olarak nitelendiren parti genel başkanı kurum sınıflandırmayla ilgili bilgiyi kamuoyuna açıklama izni bulunmamasına rağmen söz konusu bilgileri medyaya servis ederek partiler arasındaki demokratik rekabet ortamını AFD aleyhine etkilemeye çalışmaktadır açıklaması yaptı. AFD'nin şüpheli vaka sınıflandırmasına karşı önceden yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu süreci de devam ediyor. Esen Eyaleti, şirketlere ve belediyelere e-otomobiller için şarj istasyonları kurmaları amacıyla mali destek sağlamaya devam ediyor. İspanya'daki Ekonomi Bakanlığı, bunun için 7 milyon euro ayrıldığını açıkladı. Ekonomi Bakanı Tarık Alvazia, elektrikli araç kullanıcıları için herkesin evinde uygun şarj altyapısı veya sabit bir park yeri olmadığından iş yerinde ve halka açık otoparklarda şarj etmenin daha cazip olduğunu söyledi. Teşvikler kamusal alanlardaki şarj istasyonları içinde kullanılabilecek. Alvaziya elektromobilite teşvik edilecekse şarj istasyonuna kolay erişimin önemli olduğunu açıkladı. Korona kriziyle birlikte Hessen'deki partilerin 14 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yapmak istedikleri seçim kampanyası internete kayıyor. Bilinen posta kutusuna el ilanı, reklam panolarına ek olarak dijital yılbaşı resepsiyonları, çevrimiçi köy sohbetleri ve video yoluyla insanlarla politik tartışmalar ve düellolar düzenleniyor. Pandemi nedeniyle büyük etkinlikler tabu haline geldi. Ev ziyaretleri ve bilgilendirme standları da sıkı hijyen kuralları altında yapılabiliyor. Bu nedenle korona dönemindeki yerel seçim kampanyası önceki yıllara göre çok değişti. Partiler ve adaylar seçmenlerine ulaşabilmek için her yolu deniyor. Dijital teknoloji seçim kampanyasında çok önemli bir rol oynuyor. Değerli Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kasen Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasen'i dinleyeceksin.